Canik Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi İşbirliği ile hayata geçirilen Meşe Orman Park Projesi'nin birinci etabı ve belediye tarafından hayata geçirilen Zübeyde Hanım Konağı için açılış töreni düzenlendi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Vali Osman Kaymak ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın da katıldığı törene vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Her iki yatırımın açılışına katılan Bakan Demircan, Vali Kaymak ve Başkan Genç Anneler Günü nedeniyle kadınların gününü de kutladı. Canik Müzik Okulu öğrencisi Kan Somuncu'nun piyano gösterisiyle başlayan törende konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tüm kadınların anneler gününü kutladı. Demircan, devletin varlık sebebi insana hizmet etmektir. Biz de bu ilkeyle hareket eden bir siyasi partiyiz. Devleti millete hizmet eder hale getirdik. Millete tepeden bakan devlet değil, milletin taleplerini yerine getirmek için gece gündüz çalışan bir devlet. Türkiye 16 yılda çok yol aldı bilgiye dayalı bir toplum olmadıkça İlerleyemeyiz. Bilgideki açığımızı teknolojideki açığın faturası olarak görüyoruz. Bunun için istikrarlı ve güvenli bir ülke konumunu muhafaza etmek gerekiyor. Eski sistem Türkiye'nin kalkınmasına yeterli imkan sağlamadı, vesayet oluşturdu. Bu sistemin değişmesi şarttı. İnşallah 24 Haziran'da yeni sistemle vesayet sona erecek. Türkiye'nin kalkınması hızlanacak dedi. AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Göktaş da insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla ülkemizde ve şehrimizde çok güzel çalışmalar yapılıyor dedi. Sosyal belediyeciliğe verdiği önemden dolayı başkan genci tebrik eden Vali Kaymaksa, belediye hizmetleri artık son yıllarda halkın ihtiyaçlarını görecek şekilde oluyor sosyal belediyecilik öne çıktı ifadelerini kullandı. Konuşmasında neler gününü kutlayan Başkan Osman Gençse, burada şehrimizin nefes alabileceği çok güzel bir doğa projesini hayata geçirdik. Ayrıca annelerimiz için bir hanım konağı yaptık ve anneler gününde annelerimizi armağan etmek istedik. Şehir ve insan ilişkisi önemlidir. Bize göre şehirlerin kimlikleri insanların kimliğidir. Dolayısıyla şehirlerinde bir ruhu var. Canik insana duyarlı, çocuk dostu, kadın dostu bir şehirdir. Çocuklarımız için Sibyan Mektepleri, eğitim, kültür tesisleri yapıyoruz. Müzik okulu, tiyatro okulu kurduk. Kadınlarımız için hanım konakları, kurs merkezleri inşa ediyoruz." dedi. Başkan Genç ayrıca şehir hastanesi ve ikinci devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesi'ni şehre kazandıran Bakan Demircan ve diğer milletvekillerine teşekkür etti.